Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? İyisinizdir umarım. Dadalli kardeşiniz yine güzel bir video ile birlikte karşınızda. Arkadaşlar, bu video biraz sohbet videosu. Almanya'daki şu tecrübelerimi size anlatmak istiyorum. Almanya'da akrabamızın olması bizim için avantaj mı, dezavantaj mı? Ya da Almanya'da bu kadar Türk'ün olması Almanya'ya yeni gelen bir insan için avantajlı bir durum mu? Bu konuyla ilgili bir şeyler anlatmak istiyorum. Bu konuyla ilgili uzun zamandır düşünüyorum arkadaşlar. Burada gözlemlerim, evet buraya geldiğimizde ilk başta bu kadar Türk'ün olması burada bizim avantajımıza ama uzun vadede bence muazzam dezavantajımız arkadaşlar. Şimdi ben ilk geldiğimde biliyorsunuz entegrasyon kursuna katıldım. Orada yeni gelen birçok insanla tanıştım. Benim gibi Almanya'ya entegre olmak isteyen insanlarla tanıştım. Ve sürekli kafamda şu senaryoyu döndürüyordum. Almanya'ya yeni gelmiş Afrikalı birisiyle bir Türk'ün Almanya'ya geldiğinde nasıl avantajları ve dezavantajları olacak? Bunları düşünüyordum. Şimdi arkadaşlar şöyle bir fikir jimnastiği yapalım sizinle beraber. Bu video biraz sohbet videosu. Hani zamanınız yoksa dinlemeyebilirsiniz. Hani burada bazı gerçeklikleri Dadali'nin gözünden göreceksiniz. Dadali kardeşim bu durumla ilgili ne düşünüyor onları en azından görebileceksiniz. Afrikalı biri bir ülke diyelim. Neresi? Ghana diyelim, tamam mı? Ghanalı isim. Ghanalı ne oldu? Bizim sınıfta şey vardı. Ulan Ghanalı bir tane arkadaş vardı. İsmi neydi biliyor musunuz? Abdüley. İsmi Abdüley değildi. Abdullah'ydı. Abdullah. Ama Abdüley diyordum ben ona. Usta. Abdüley olsun. Abdullah. Hatta Abdullah olsun. Ghanalı Abdullah. İşte Türkiye'de ne kim olsun? Konyalı Ahmet olsun. Tamam mı? Bu ikisini karşılaştıracağım. Bu ikisi de Almanya'ya yeni geliyor. Ghanalı Abdullah Almanya'ya geldiğinde ilticam ediyor her neyse. Diyor ki lan Abdullah, dünyanın en gelişmiş, en sosyal, en hakkın, hukukun, adaletin yerinde olduğu bir ülkesine geldin. Bundan sonra hayatın dört dörtlük. Yani en azından Ghana'ya göre hayatın dört dörtlük. Burada artık sen ne yapman lazım? Almanca bilmiyorum. Almanca öğrenmem lazım. Güzel bir işte çalışabilmem için de eğitim almam lazım. Şimdi arkadaşlar Alman devletinin böyle bir mantalitesi var. İnsanıma ne olursa olsun, bu Almanlardan bahsetmiyorum. Yani Almanya'da yaşayan her insana insanım diyor. Türk olsun, Ghanalı olsun, Rus olsun. Sen burada yaşıyorsan buralısın artık. Alman devletinin gözünde arkadaşlar. Devlet insan ayırt etmez. Sen, o, bu, siz, biz diye. Sen oturma izni sahipsen artık buralısındır. Vatandaşsan zaten 100 yıllık bir Almanla senin aranda hiçbir fark yoktur. Şimdi mağduriyet bağımlıları başlayacaklar. Yok biz sürekli mağdur oluyoruz. Bize ayrımcılık yapıyorlar diyecekler ya. Onlar benim. Yani devlet nezdinde arkadaşlar zaten yasalarda da böyle bir ayrım falan kesinlikle yok. Bunu göremezsiniz. Diyor ki insanımı ben eğiteceğim. Eğitimli insandan daha iyi performans alıyorum bir vatandaş olarak. Mesela ben ilk buraya geldiğimde 1400 euro maaş alıyordum. 500 euro vergi ödüyordum. Şimdi ödediğim vergi 1500 euro arkadaşlar. Yani düşün, eğitimden sonra öyle bir işe girdim ki her ay 500 euro vergi öderken şimdi 1500 euro vergi ödüyorum. Ne oldu? Alman devleti benim için 17 bin euro para harcadı eğitim alayım diye. 5 aylık bir kaynakçı eğitimi aldım. Ondan sonra öyle güzel bir iş buldum ki yani 1500 euro her ay devlete vergi veriyorum artık. Bana ödediği parayı çoktan çıkarttım. Üstüne artık bundan sonra hayatı boyunca o vergiyi ödeyerek devleti zengin edeceğim. Bunu bildiği için devlet, yani sen devletin kapısını her çaldığında abicim ben güzel bir eğitim almak istiyorum, güzel bir işte çalışmak istiyorum dediğinde devlet diyor ki sen yeter ki iste kardeşim, sana 17 değil 37 bin euro bile veririm. Ki var öyle örnekler, çok var. Burada var ya bir sürü eğitim alan insanlar var. Bir eğitim deyince de şey anlamayan arkadaşlar, 4 yıl 5 yıl eğitimlerden bahsetmiyorum. Böyle zanaat eğitimleri var Almanya'da ki Almanya'ya gelmiş, burada sürünen, burada çok az maaşlara çalışan ya da sosyal yardımla geçinen insanlara bu kardeşiniz güzel eğitimler alabileceği örnekler de verdi. Bu insanlar da gitti. Eğitimler aldı arkadaşlar. O Ghanalı arkadaş Abdullah gidiyor bu eğitimleri alıyor. Çünkü biliyor ki Almanya'da yaşayan bir insan olarak ona kimse kolay kolay yardım etmeyecek. Tek yardım edebileceği insan kendisi. Bunun için nasıl yapabilir? Dil öğrenebilir, meslek öğrenebilir. Bir de bizim Konyalı Ahmet'e bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar hangi yolla gelirse gelsin, ben burada şeyden bahsetmiyorum, illaki işçi göçünden bahsetmiyorum. Belki de evlilikle geldi, belki ilticayla geldi. Öteki Ahmet, Ahmet miydi Mehmet mi neymiştik Ahmet, neyse değişiyor bazen. Diyor ki bu geliyor, amcaoğlu bana iş ayarlasana, var mı bir işin? Amcaoğlun kendisi kendisini kurtaramamış ki. O da zaten kendi amcaoğluna demişti, o da teyzeoğluna demişti.
Amcaoğlu kendisi dönercide çalışıyor. Günde 14 saat, 15 saat. O da ona gidiyor öyle bir iş ayarlıyor. Bizim o yeni göçen arkadaş da diyor ki ulan ben Türkiye'de 400 euro para kazanıyordum bir ayda. Şimdi geldim 1500 euro para kazanıyorum. Aman tanrım. Bir ayda iPhone alıyorum. Aman tanrım. Diyor. Ya da ne bileyim 3 ayda iPhone alıyorum. 1 yıllık maaşımla araba alıyorum. Oh my god diyor, tamam mı? Hani çünkü hakikaten baktığın zaman da güzel paralar, tamam mı? Yeni gelmiş bir insan için. Ama yani bakıyor, bir iPhone alıyor. Ondan sonra bir araba alıyor, kıytırık bir araba. Sonra bakıyor ki Dadali gitmiş kendine telefon almış, bilgisayar almış, ikide bir tatile çıkıyor falan. Ondan sonra gidiyor 21 bin euroluk araba alıyor. Lan Dadali nasıl yapıyor? Ben yapamıyorum bunu. Sonra başlıyor, Almanya'da bu hayat kötü, Almanya'da ekonomi kötü. Bak çalışıyoruz ama işte bir iPhone alabiliyoruz, başka ne var ki diyor falan. Para birikmiyor diyor, para kalmıyor diyor. Niye? Çünkü en başta o Afrikalı arkadaşın yolundan gitmedim, eğitim almadım, Almanca öğrenmedim. Bir de arkadaşlar, bana o kadar insan müracaat etti ki bu konularda. Emin olun, mesela adamın dönercisi var burada. Türkiye'den yeğenini getirttiriyor. Kaçak, maçak, bir şu... Vardı eskiden daha kolaydı, şimdi biraz daha zor. Bayağı daha zor. Adam iltica ettiriyor kendi yeğenine falan. Bodrum'da akşama kadar döner taktırtıyor. Sürekli de gözünü korkutuyor. Seni fabrikalarda çalıştırmazlar. Sen eğitim almamışsın, bir şey almamışsın, hiçbir şeyin yok falan diye böyle gözünü korkutuyorlar. Çocuğu ne Almanca eğitimi almasına gönderiyorlar, ne de böyle sokağa çıkıp da böyle bir dünya görsün istemiyorlar. Niye? Çünkü gözünü açınca ne yapıyor? Kaçıyor, gidiyor. Arkadaşlar, bana hakikaten o kadar insan müracaat etti ki bu konularda. Abi diyor, resmen köle gibi çalışıyoruz burada diyor. 5 yıldır buradayım diyor. Yani ne kursa gönderiyor beni, ne bir şeye gönderiyor. Ya aslında bak, kölelik diye bir şey yok da. Amcası böyle psikolojik olarak tutmak istiyor elinde sürekli. Halbuki o bir fabrikaya girse, bir üretim şeyine girse çok daha güzel para kazanacak. Gezecek, tozacak, daha kaliteli bir hayatı olacak. Ne bileyim, daha çok tatili olacak, yıllık tatili olacak. Ama böylesine durumlar var arkadaşlar. Birçok insan buraya geldiğinde hemen bir işe gireyim. Ben de hemen işe girdim. 5 ay işe girdim. Biraz para oldu. İlk başta hani biraz para maraya da ihtiyacın oluyor. Borcum morcum da vardı. Onları da ödedim. Ondan sonra eğitim aldım. Eğitimden sonra da çok güzel bir fiyakalı iş buldum. Çalıştım. Sertifika çok önemli tabii mesleklerde. Bir de şey çok önemli arkadaşlar. Mesela çoğunuz geliyorsunuz. Hemen bir işe gireyim. Aynen abi, bu 1500 euro çok iyi. Tamam iPhone aldık. Tamam işte Türkiye'de işte 100 ayda alıyordum. Şunu aldık. Türkiye'de 848 ayda alıyordum. İşte bir şey, bunu Türkiye'de 728 ayda alıyordum. Tamam, hayat böyle geçmiyor ki abi. Almanya'nın o ışıltılı hayatı bu değil ki. Kesinlikle değil arkadaşlar. Alışıyorsun çünkü iPhone'u ayıptır söylemesi, yani bir tarafına sokmayacaksın yani, değil mi? iPhone ya tamam. Emin ol valla, böyle dünyanın en pahalı bilgisayarını da alsan, en pahalı telefonunu da alsan, bir ay arkadaşlar ondan alabileceğin zevk. Ondan sonra başlıyorlar abi. Abi Almanya'da hayat zor ya. Sabahın köründe kalkıyoruz, işe gidiyoruz. Türkiye'de kaçta kalkıyor? Türkiye'de 15'te mi gidiyordun saat? 3'te mi başlıyordun? Yo, Türkiye'de sabahın köründe gidiyorsun. Burada Almanya'da sabahın köründe gidiyorsun. Ama en azından kendi arabanla gidiyorsun kardeşim. Servislerde çürümüyorsun. Sabahın köründe gidiyorsun ama saat 2'de de çıkıyorsun. Niye bunu söylemiyorsun? Almanya'da sabahın köründe işe başlıyoruz. Kaçta çıkıyorsun peki? Kaçta çıkıyorsun? Bunu söyle. Niye bunu söylemiyorsun? Şerefsiz. Ya beni çıldırtıyor ya. Bak harbiden sinirlendim ya. Bak şu var ya, şu laf beni çok abi inanılmaz çıldırtıyor beni ya. Abi Almanya'da sabahın köründe işe gidiyorsun. Kaçta çıkıyorsun o zaman? Bak tamam, sinirlenmeyeceğim. Araba kullanırken sinirlenmemek lazım. Tamam, sakinim. Sakinim. Hayır. Sakinim, evet. Sakinim arkadaşlar. Başlıyorlar böyle abuk subuk yorumlar yapmaya. Almanya'da bir tanesi var, böyle 1500 euro ayarlamış eline, böyle 200'lükler 100'lükler. Almanya'da hayat, 1500 eurodan 1100 tanesini çıkartıyor kira. Tek başına yaşıyormuş. 1100 euroluk kira tek başına. Berlin'in merkezinde, Merkel'e komşu bir yerde yaşaman lazım kardeşim. Niye yalan söylüyorsun ha? Bak bu, sen yalancısın sen. Tek başına kalıyorsan, ha gidip 130 ne bileyim 100 metrekarelik bir yer ev tuttuysan az bile yani, hem eşeksin hem bir mesleğin yok. Gidiyorsun asgari ücrete çalışıyorsun. Bir de 100 metrekare bir evde yaşamak istiyorsun. Hem de bencilsin. Yani ne gerek var bir insanın 100 metre evde yaşamasına? Kardeşim, o kadar insan ev arıyor. Yani zaten böyle bir evi işgal ediyor olman bencil olduğunu gösteriyor ama neyse. Yok bilmem elektriği 100. Ulan ben 2 kişi yaşıyorum. Ben 52 euro ödüyorum. Sen niye 100 euro ödüyorsun? Ne yapıyorsun evde? Bitcoin mi kazıyorsun? Ondan sonra ne bileyim, her şey bol keseden hesaplıyor ama böyle 4 bol keseden. Yani böyle 4 tane falan harcaman lazım o kadar parayı. Böyle
böyle hesaplıyor hesaplıyor. Ne oldu? Hani Almanya zengindi? Bir kere eşek kadar adamsın. Eşek kadar böyle kerli ferli diyorlar ya böyle. Eşek kadar adamsın. Hala asgari ücret alıyorsan yuh diyorum sana artık lan. Almanya'dasın lan. Almanya'da insanın en değerli olduğu yerdesin. Ne yapıyorsun? Asgari ücret yetmiyor abiler. Asgari ücret eşek kadarsın. Ya 300 yani sen artık ahırda çalış. Ahırda seni beslemek lazım. Çalışmaya boş ver. Sen ahıra layıksın çünkü. Arkadaşlar bakın artık ben ne diyeyim size artık? Yani Alman devleti böyle bekliyor sizi ya. Arbeitsagentur yıllık 40 milyar euro harcıyor bu eğitimler için. Bu eğitim deyince böyle üniversite eğitiminden falan bahsetmiyorum ya. Gidiyorsun bir kaynak okuluna, gidiyorsun bir ne bileyim abi ne taksi olmak, taksi şoförü mü olmak istiyorsun? Alman devleti senin 2 yıl boyunca yiyeceğinden evinin kirasına, elektriğine, suyuna, cep harçlığına, okul parana, öğretmen parana kadar veriyor. 2 sene git eğitimini al, tamam mı? Sonra taksi şoförü ol. Tır şoförü mü olmak istiyorsun? Bak dediğim gibi donuna kadar veriyor lan Alman devleti. Donuna kadar alıyor, al sana don diyor. Al sana prezervatif, al sana diş dolgusu. Al. Ne lazım kardeşim? Sen yeter ki git bir meslek öğren de artık şu vasıfsız insan olma konumundan çık. Bunu yapıyor. Bunu yapıyor. Ben yaptım. Ben Almanya'ya geldim. 5. ayımda yaptım. Sen 10 yıldır Almanya'da yaşayıp da hala yapamıyorsan kusura bakma kardeşim. Sana 1500 euro fazla bile. Sen o 1500 euro'dan 300 eurosunu da böyle bir sadaka olarak sağa sola dağıt. Çünkü sen kusura bakma Almanya'da 15 yıl yaşayıp da bir baltaya sap olamamış bir insansın. Maalesef. Maalesef. Bunlar gerçekler arkadaşlar. Ben öyle genius bir insan değilim. Profesör değilim. Einstein değilim kardeşim. Ben nasıl araştırıp da bulabiliyorsam bana öyle birisi gelip de yol göstermedi. İnternetin başına oturuyorsun. Bakıyorsun ne meslek yapabilirsin. Ben bunu yapabildiysem bunu sen de yapabilirsin. Ama yapmak istemiyorsun. Ya da uğraşmak istemiyorsun. Ne bileyim abi. Ki zaten yani burada minimum derecede herkesin bir refah. Neyse arkadaşlar. Biraz atarlı bir video oldu. Eğer videoyu beğendiyseniz kanala abone olup videoya da bir like atın size zahmet. Kendinize iyi bak. Seviyorum sizleri. Mua, mua, mua.